Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Evet hocam, geldik İkizler Burcu'na. İkizleri neler bekliyor Martin'le? Şimdi İkizler Burcu için iyi bir süreç başlıyor. Neden iyi bir süreç başlıyor diyebiliriz? Yaklaşık 6 aydan beri Mars İkizler Burcu'nda gidiyoruz. Ve Mars İkizler Burcu'nda retro yaptı. Olabilecek en güçlü retrolarından birini yaptı. En baskın retrolarından birini yaptı. Ve arkasından da tabii ki doğum haritalarında Mars'ları retro olan ikizler burçları, Venüs'leri retro olan ikizler burçları, ikizlerde veya terazide veya kovada olanlara fayda da sağladı. Ama genel olarak baktığımızda %80'inden zararlar vardı. Hayatları çok yoğunlaştı, zorlaştı, sorumluluklar arttı, bazıları ameliyat oldu, bazıları kaza geçirdi, bazıları kocalarıyla kavga etti, aile içi kavgalar oldu. Mars retro kavga enerjisi çünkü. Ve bu kavga enerjisi ayın 20'sinden itibaren biraz bitiyor. Bu enerji 20 Mart'tan itibaren Mars'ın yengeçe geçmesiyle beraber bir çizgiye gelecek. Ama burada da bir sıkıntı var. 20 Mart'tan itibaren ki gölgesinin falan bitmesi, tam anlamıyla o enerjiyi tüketmesi Mars sonuna kadar olacaktır. Mayıs'ın ilk haftalarına kadar bu Mars'ın ghost dediğimiz bir pozisyonu olacak. Bu da ikizler burcunun harcamalarını artıracak. Parasal kaynaklarla ilgili paylaşımlarla ilgili sorunlar olacak ve çok yoğun düzeyde de parasal sorunlar olacak. Yani harcamalarınızın çok artacağı, gelir gider dengesinde gelirin gidere göre azalacağı, giderin ise çok artabilecek bir sürecin içindesiniz sevgili ikizler. Bunu unutmamanız gerekiyor. Bu baskın ve önemli bir süreç. Şimdi Mars'ın buradaki etkisi, Satürn'ün balığa gelmesi ikizler burcunu çok etkileyecek. Evet, şimdi Satürn'ün balığa gelmesi ne yapacak ikizler burcunu düşündüğümüzde, Satürn'ün balık iş ve kariyer hayatlarıyla ilgili aslında baskın, güçlü, önemli bir sürece gireceklerini, zorlanabileceklerini, artık kendi alanlarında uzmanlaşmaları gerektiğiyle ilgili de bazı sinyaller verecek. Şimdi baktığımız zaman Satürn'ün orada balık sektörü, yani 2-2,5 yıl boyunca kariyer hayatında sen balığı, balıktaki Satürn'ü ne yapacaksan misafir edeceksin. Ve Satürn balık ekonomik olarak ani düşüşleri, kaynak kayıplarını, parasal sorunları, bunları temsil eder. Şimdi böyle bir sürecin de önündesin. Şimdi bundan dolayı dikkat edilmesi gereken bir sürece giriyor. Evet, Jüpiter'in boğaya gelmesi, belki şimdi Koç'ta ne var? İkizler işte ne yaptı? Venüs ile Jüpiter'in Koç'ta olmasa Mart ayında sosyalleşecek, toplantılara gidecek, bazı VIP insanlarla tanışacak, yeni işlere girişecek, girişmiş olduğu yeni işlerden ekstra bazı kazançlar getirecek. Bunlar geçici işler bu da. Biliyorsun yani hafif gezegen. Sistemde ağırlar kötücüldür. İyiciler ise nedir? Hafiftir. Yani iyicil Jüpiter bir yılda geçer, kötücül Satürn 2,5 yılda geçer. İyicil Venüs 27 günde geçer, kötücül Mars 45 günde geçer. Şimdi düşünürsen. Şimdi onun için şu an biraz böyle ikizler burcuna haritalar biraz şey yapmaya çalışıyor. Yani koyun sevmekmeye. Ve bu koyun sevmekmeye dikkat etmeleri lazım. Bahadır'ı işte sevgilisi vardı, aşık oldu, yurt dışına yerleşti. Bazı tutulmalardan dolayı o noktaya geliyor. Az da olan bir kısım ikizlerden yurt dışına gidiyorlar mesela. Bir kısım ikizlerden iş ve kariyer hayatlarında ciddi olarak işte ne diyeyim, öğrencileri varsa onların başarılarıyla gurur duyuyorlar. Kariyer hayatlarında bir ilerleme oluyor. Tabii yükselen burca göre çok değişken özellikler gösteriyor. Ama genel olarak baktığımızda ikizler Satürn'ün artık desteğini almayacağız. Almayacak. Yani kovadaki Satürn ona destek verdi, Jüpiter destek verdi, evi aldı, işi büyüttü, çocuğu oldu, bir noktaya geldi. Şimdi imtihan zamanı. Hadi buyur. Şimdi bu başlıyor. 2025 son 2026'ya kadar Satürn balık videolarını çok dikkatli seyreder. Satürn balık Plüto kova videolarını seyreder. Çünkü yoğun bir süreç. Şimdi ayın 7'siyle beraber hızlı başlıyoruz. Ayın 1'inden itibaren ayın 7'sinde Başak Burcu'nda çok güçlü bir dolunay ve 14-16 derece koksal hattı üzerine bir dolunay döngüsü yapıyor.
Ve bu Başak Burcu üzerinde olan dolunay ev, aile, iş, iş hayatında bir kadınla ilişkileri bitebilir mesela. Yanında çalışan bir kadın debilir veya yeni bir kadın yardımına gelebilir. İş ve kariyer hayatında böyle bir süreç yaşayacak. Hemen arkasından baktığımızda o 4-10 kaskı üzerinde olan bu etkiyle beraber yeni iş teklifleri de gelecek. Bunları iyi değerlendirmesi lazım. Çünkü Venüs boğaya doğru gidecek şimdi. Venüs nerede koçta? 11'den 12'ye doğru gidiyor. Kapalı alana girecek ayın 17'sinden itibaren. Ve ikizler burcunda nedir? Etrafından işte gizli gizli işler, gizli gizli insanların destekleri, gizli gizli yardımlar gelecek. Ama ikizler de burada çift karakterli olmamalı. Tekir, net ve keskin bir karakter içinde olarak net olması gerekiyor. Net ve olaylara, kavramlara doğru çizgiler içinde bakması gerekiyor. Yani bedava peynir fare kafanında olur. Bilirsin ben bunu çok kullanırım. Tabii, tabii, çok doğru. İkizler, yay, balık, başağın zaten dördünün kurarı. Yani arkadaşlar kusura bakmayın yani Satürn balıktan hiç hoşlanmaz. Satürn kovadan da hiç hoşlanmaz biliyorsun. Satürn oğlağı sever. Satürn balığa geldiği zaman sizin için söyleyebileceğimiz kariyer sınavlarının çok aktif geldi. Neyse devam edelim. İşte 21 Mart'tan itibaren bunlar küçük açılar ama. Yani o destekler olacak. İşte arkadaşlarınız, yakın çevreniz, dostlarınız. 26 Mart aşk hayatınızla ilgili gelişmeler. Depremzede İkizler Burcu. Ayın 7'si civarında destek arayabilirsiniz. Bir kamu kuruluşundan, bir hastaneden, işte çadır bulamıyorsan bulabilirsin. Ayın 3 ile 7'si arasındaki süreçler 11'i hayatında bir işte ne diyebilirim bir evraka takılmışsındır, kamuya takılmışsındır, bir sorun olmuştur. Orada Jüpiter'in desteği var. Jüpiter Venüs etkisiyle beraber inan ki o sorunların çoğunlukla düzelecek. Ayın 11'i, 17'si, 21'i gibi yardımlar biraz daha fazla gelecek. Sevgiler.